Ve gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, hız limitörümüz var burada. Bunu sabitlediğiniz zaman sizi yormadan uzun yolda 120 kilometreye sabitlediniz mesela şehirler arası otoyolda. Otoyolda 120 kilometre boyunca ayağınızı gaz basmıyorsunuz ve bu şekilde faaliyetini ne yapıyor? Yapıyor sizi gideceğiniz yere. Frene bastığınız zaman off durumuna geçiyor. Ayar yeri de aynı şekilde istediğiniz yerde bir tık yukarı doğru kaldırdığınız zaman şu şekilde, bakın şuradan görebiliyor musunuz? Şöyle 100 ise 100, 120 ise 120, 80'den aşağı olmuyordu abi herhalde. Olmuyor, 60'tan aşağı mı burada? 60'tan aşağı mı olmuyor? 60'tan sonra ayarlıyorum. 60'tan sonra. Ben öyle kullanıyorum. Anladım. Evet arkadaşlar. Rampa çıkarken de aynı süratle çıkıyorsun, inerken de aynı süratle iniyorsun. Şu anda sabitlediniz mi? Yok, şu an sabitlemedim. Şimdi yol müsait. Klimamızı değil. Açalım abi, hem de onu göstermiş olalım. Şöyle bir 3-4 tane çekili tuttuktan sonra şu bıraktığımız zaman. Şu anda tabii ki göremiyorsunuz ama arkadaşlar şu şekilde. Şu elimle evet. Kaktırdım ileriye doğru yükseltiyor. Evet. Bıraktığın yerde kalıyor. Şu an 80'e bağladık. Evet. 82 falan. 82'de iniş de 82, çıkış da 82 olur bunda. Yükseltebildiği kadar yükseltip bağlayabiliriz. Düşürmek için de aşağı doğru çektiğimiz zaman tekrar evet. Kendisi düşüyor. Bak göstergede mesela görünüyor. Tıklayarak aşağı düşürüyoruz. Bıraktığın anda orada kalıyor. Sanırım bu açıklama yeterli olmuştur. Hız sabitleyiciyi soran arkadaşlar vardı V124'lerde. Selçuk boyunun açılımını yaptı. Şu şekilde bakın gösteriyorum yan tarafta. Şu şekilde görüyorsunuz. Bunu da bu şekilde tespit etmiş olduk. Aman abi sen yine dikkatli bir şekilde yavaş yavaş kullan da. Yani şimdi Selçuk Bey, hız sabitleyici ile ilgili normal videomuzu da tamamladık.